Şu anda Metropolitan Sanat Müzesi'nde tamamen Rönesans seramiklerine ayrılmış Robert Lehman Koleksiyonu'nun küçük bir odasındayız. Burada olağanüstü bir lüster tabağı inceliyoruz. Bu lüster tabak 15. yüzyılın ikinci yarısında İspanya'da üretilmiş. O dönemde lüster eşyaların çok popüler olduğunu hatırlayalım. Bu lüster eşyaları o dönemde Batı Avrupa veya Akdeniz kıyısındaki her yerde bulunabilirdi. Bunun sebebi ise lüster, insanların beğendiği bir seramik türü olduğundan lüster eşyaların farklı yerler arasında ticaretinin yapılması. Bu, kültürel sınırları kolayca aşan bir nesne isim geliyor. İnsanların lüsteri sevmesinin nedenlerinden biri de lüsterdeki metalik ve rengarenk parıltılar. Olağanüstü öyle değil mi? Gördüğünüz gibi bu tabak parlıyor. Sanki gerçek altınla süslenmiş gibi. Tabakta ilerledikçe yüzeyden yansıyan ışıltıları fark ediyoruz. Bu da tabağın parıl parıl görünmesini sağlıyor. Tabağı incelemek bile o kadar güzel ki. Lüster tekniğinde aslında çok da pahalı olmayan topraktan çanak çömlekler kullanılarak eşyalar parlatılır. Bu tekniğin 15. yüzyılda popülerleştiğini söyleyebiliriz. Şu an bize oldukça sıradan gelen pek çok nesne, parlak renklerin pek de yaygın olmadığı o dönemde oldukça lüks kabul ediliyordu. Lüster tekniği kullanılarak yapılan eşyaların merkezinin 15. yüzyılda İspanya'daki Valencia şehri olduğunu söyleyebiliriz. Şu an gördüğünüz tabak ise en önemli üretim merkezlerinden biri olan Manises'te üretilmişti. Burası 15. yüzyıldaki en iyi lüster sanatçılarına ev sahipliği yapıyordu. Aslında bu sanatçılar orada dükkan açıp lüsterden çiniler üretmeleri için uzakta bulunan yerlere bir bakıma ihraç ediliyordu. Bunun sebebi ise bu çinilerin taşınmasının oldukça maliyetli olması. Lüster tekniğinin İspanya'dan çıkmış olması hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü böylesine bir tekniğin ortaya çıkması için İspanya'da görebileceğimiz kültürler arası etkileşimlere ihtiyaç duyulur. Lüster aslında Müslüman toplumlardaki seramik teknolojisi ve üretiminden geliyor. Bildiğiniz gibi İspanya'da da yüzyıllar boyunca devam eden bir İslam geçmişi var. Çünkü İspanya'nın büyük bir kısmını oluşturan Endülüs bölgesi uzun süre boyunca Müslümanların elindeydi. Bunun gibi lüster bir kap yani kalay oksitle cilalanmış bu çanak da aslında 9. yüzyılda gelişme gösteren İslam'daki çömlekçilik geleneğinden geliyor. Bu gelenek daha sonrasında İspanya'ya taşınmış ve orada da gelişme fırsatı bulmuş. Daha sonrasında Valencia şehri Hristiyanların eline geçse de bölgede yaşamaya devam ederek bu geleneği sürdüren pek çok Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Hristiyanlık ve İslam arasındaki bu ilişkiyi aslında tabaktaki büyüleyici desenlerde de görebiliriz. İslam'da kullanılan desenlerin en önemli özelliği, tek bir desenin tekrarlanarak örüntü şeklinde kullanılması. Bu tabakta da buna benzer bir örüntü görüyoruz. Aynı zamanda bu tabakta bulunan Greco-Romen unsurları da atlamayalım. Bunu özellikle tabağın dış tarafını çevreleyen sarmaşık motifinde görebiliriz. Burada metal işçiliğine benzer unsurlar da var. Tekrarlanan sarmaşık ve filiz motifi buna bir örnek. Bu da bana farklı metallerin yüzeyine işlenen alçak rölyef motifleri hatırlattı. Lüster tekniğinde eşyaların metallere de benzetilmeye çalışıldığını hatırlatalım. Bunun sebebi ise metalin yüzeyine metal oksitler uygulanarak üretilen topraktan bir tabağın çok daha maliyetli olması. İspanya'da üretilen diğer eşyalara baktığımızda mavinin de sıklıkla kullanıldığını söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz tabakta mavi renk kullanılmamış. Ancak lüster tekniğiyle üretilen pek çok tabakta kobaltın kullanıldığını söyleyebiliriz. Bunun altında ise 15. yüzyıldan önce özellikle İslam'daki seramik geleneğinde, Çin porselenlerinde de kullanılan mavi ve beyazın taklit edilmek istenmesi yatıyor. Dediğim gibi bu gelenek daha sonrasında İspanya'ya taşınmış. Dolayısıyla 15. yüzyılın ilk yarısında kobalt mavisi içeren lüster eşyaların gitgide arttığını söyleyebiliriz. Burada incelediğimiz tabakta kobalt kullanılmamış olması aslında bize bu tabağın 15. yüzyılın ikinci yarısında üretildiğine dair bir ipucu veriyor. Bu tabağın gerçekten kullanılmak için üretildiğini sanmıyorum. Hem ortasında dışa bombeli bir kısım var hem de üst kısmında bir delik açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla tabağın sergilenmek üzere üretildiğini söyleyebiliriz. Bunun gibi kaplar o dönemde çok popülerdi. Dediğim gibi bu tabaklar Avrupa'nın tamamında elitler tarafından toplanıyordu. Örneğin kayıtlardan bulduğumuz bilgilere göre Burgonya düklerinin meşhur bir lüster tabak koleksiyonu vardı. Bu tabaklar aynı zamanda Floransa ve İspanya'nın tamamında da oldukça popülerdi. O dönemde Akdeniz kıyılarında yapılan ticarette yaşanan değişikliklerden dolayı bu lüster objelere İngiltere'den Mısır'a kadar her yerde rastlamak mümkündü. Çok ulusluluk örneği böyle bir durumun bu müzede de tekrarlanması oldukça ilginç. Müzenin farklı kısımlarında lüster objeler sergilendiğini görüyoruz. Örneğin İspanya'ya ayrılan kısımda ve müzenin İslam sanatına ayrılan kısmında bu tür objelere rastlamak mümkün. Hatta Orta Çağ bölümünde de bu tür objeleri görüyoruz. Ancak burada farklı bir durum olduğunu da unutmayalım. 21. yüzyılda müzeleri ziyaret eden kişiler bu tabak kadar güzel olan pek çok seramiği genellikle göz ardı ediyor ve çoğu zaman ünlü tablo ve heykellere odaklanıyor. Ancak bu eserleri incelemek için bu kısımda duran ziyaretçiler için bunun harika bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz. Rönesans tablolarında bile lüster tekniğiyle üretilen objelere rastlamak mümkün. Bunun en ünlü örneklerinden biri Hugo van der Goes adlı sanatçıya ait Portinari sunağı. Bu eser Floransalı bir tüccar ve bankacı olan Tommaso Portinari tarafından Floransa'ya geri getirilmiş. Ancak tablonun Flaman bir sanatçı tarafından resmedildiğini hatırlatalım sunak resminin ortasında İspanyol lüslerinin örneklerine rastlamak mümkün. Bu tabloda aynı zamanda Meryem Ana ve Çocuk İsa'nın tasvir edildiğini de görüyoruz. Kutsal ailenin resmedildiği bir eserde lüster bir eşyaya da yer verilmesi bu tekniğin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.